Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Yeni yılın ilk gününde karşınızdayız. Artık bundan sonra yeni yılda da çalışmalarımız aynı şekilde devam edecek. Çünkü süreç daha da bir hızlandı. Hangi süreç? Transfer sürecinden bahsediyorum. 11 Ocak 9 Şubat arasında transferler gerçekleşecek. Şöyle düşünülebilir. Yani kulüplerimizin transfere çok mu ihtiyacı var? Tabii ki çok ihtiyacı yok ama her kulübün en az 2-3 tane oyuncu alacağını ve bazı oyuncuları da değiştireceğini düşünüyoruz giden oyuncuların durumuna göre. Bu manada baktığımızda Fenerbahçe'de de bir hareketlilik olduğunu söyleyelim. Bir yandan hafta sonunda oynanacak lig maçları düşünülürken diğer yandan da transfer öne yazılacak olaylardan biri. Çünkü teknik ekibin onayını bekleyen bazı isimler var. Onlardan size bahsedeceğim. Çünkü Fenerbahçe'de yaşanan bir süreç var. O süreci de anlatacağım. Bir stoper krizi diyelim tırnak içerisinde süreci var. Ondan da bahsedeceğim. Öncelikle hem yeni yılınızı kutlarken sizlerden de yeni yılda beklentimizi söyleyelim. Abone olarak verdiğiniz katkı, yorumlarınız ve tabii ki beğeni tuşuna basarak kanalımızı daha geniş bir kesime duyurduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha önce de belki söylemişimdir. Bizi izleyenlerin %75'i abone olmadan izliyor. İşte bir abone olmak size hiçbir şey kaybettirmez ama bizim daha geniş bir kesime Fenerbahçe'nin bu videolarını ulaştırmamızı sağlar. Bu küçük notu ekledikten sonra hemen başlamak istiyorum. Şöyle başlayalım. Bir stoper krizi demiştim. Çok böyle hani lafı dolandırmak istemiyorum. Bunu söyleyeceğim. Stoper krizinden bahsedeceğim. Milli takım Afrika'ya gidecek olan oyuncular, milli takıma gidecek oyuncular açıklanmaya başlandı. Osayi Nijerya milli takımına gidiyor. Djiku da Ghana milli takımına gidiyor. Dolayısıyla bakın dikkat edin 4 oyuncunuz yani savunmadaki 4 oyuncunuzdan ikisi artık yok. Yani sağ bekiniz yok, stoperiniz yok. 2 tane oyuncunuz kaldı. Peki nasıl bir durum oluşacak bu şartlarda? Bir üçüncüsü daha var ki onu da söyleyeyim. Samet Akaydın da ayrılmaya karar verdi. Çünkü milli takımla beraber 2024'e gitmek için ayrılmak istiyor. Dolayısıyla elinizde kalan stoperlere baktığınız zaman işte Serdar Aziz var. Belki Osterwolde var diyorsunuz ama işte Osterwolde konusu da stoperde yer alabilir, sol bekte yer alabilir duruma göre. Çünkü en az 4 maç Afrika Kupası'na gidenler olmayacak. Şöyle söyleyelim, bu durumda tabii Mert Müldür'e ciddi bir fırsat doğabilir. Onu özellikle söyleyelim. Mert Müldür sağda, Ferdi solda. Ortada da işte Osterwolde ile Serdar Aziz olabilir, böyle söyleyelim. Ama bunun ötesinde Fenerbahçe bu süreci sancılı yaşamamak adına da transfer için iki ismi gündeme aldı. Genelde İngiliz basını, Alman basını Thilo Kehrer'den bahsediyor, West Ham'lı oyuncudan ama biz onu çok fazla öne yazmıyoruz. Çünkü o biraz da böyle hani daha geride kalmış bir transfer hamlesi gibi görünüyor. İki isimden bahsedeceğiz. Net yani şimdi uzatmadan hemen söyleyeyim. Çağlar Söyüncü ile Stefan Savic'den bahsedelim. İkisi de Atletico Madrid'de oynuyor. Şimdi başlangıçta Çağlar Söyüncü gelmeye çok sıcak bakmıyordu. Onu söyleyelim. Ama şöyle bir durum gerçekleşti. Hocasının gözündeki güveni kaybetti. Yani daha doğrusu o güven oluşmadı artık. Neden? Bir kırmızı kart gördü, bir penaltı yaptırdı ve hocası Simeone ona olan güvenini, yani hocasının güvenini sarstı. Öyle olunca da ayrılma söz konusu olabilir ve bir numaraya da Çağlar Söyüncü'yü yazabiliriz. Çünkü yerli tercihi Çağlar da milli takım teknik direktörü Montella'dan aslında bir uyarı almıştı. Eğer sen oynamak istiyorsan Avrupa Şampiyonası'nda bir yerde 10-15 maç oynaman lazım demişti. Şimdi o durum ortaya çıktı. Ama bir diğer adayında Stefan Savic olduğunu söyleyelim. Stefan Savic'i de takım içerisindeki işte dağılan Yugoslavya'dan gelen oyuncular, ortak dil konuşan oyuncular istiyor. Tadic gibi, Dzeko gibi, Livakovic gibi oyuncular ağırlıklı olarak onun olmasını istiyorlar. Hatta bir iki tane daha o dili konuşan oyuncular var. Dolayısıyla Stefan Savic konusu da gündemde, onu söyleyelim. Yani bana göre ya
Çağlar Söyüncü ya Stefan Savic. Çağlar Söyüncü'nün yerli olması çok önemli bir avantaj. Onu söyleyebiliriz. İki tane olur mu? Ona çok uzak ihtimal veriyorum. Ha, bu arada diyebilirsiniz ki ya hiç Bekao'yu saymıyorsun. Evet, Bekao ile ilgili gelişmeler için biraz zamana ihtiyaç var. Ocak ayının ortalarında takımla çalışmaya başlar deniyor ama hani hemen çalıştığınız anda da kadroda yer bulamıyorsunuz. Yani o Şubat'ın ortalarını bulursa Fenerbahçe'nin stoper konusundaki sıkıntısından bahsedebiliriz. Ve ayrıca da şunu da söyleyelim. Stefan Savic'in menajeri Zarko Peliçiş de Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdürüyor. Bu iki isimden birinin %70 olabileceğini söyleyebiliriz. Çağlar ya da Stefan Savic. Şimdi neden bu kadar öne çıktı bu durum onu da söyleyelim. İsmail Kartal bana 6 numaradan önce bir stoper lazım dedi. İşte o stoper bölgesi onun için biraz daha öne çıktı. Çünkü daha önce biliyorsunuz orta alan bölgesi yani 6 numara çok yoğun bir şekilde devam ediyordu. Bu arada tabii bunu söylerken bazı oyuncuların gitme durumlarına bağlı olarak da Fenerbahçe'de transfer politikasının farklılaşabileceğini vurgulayabiliriz. Şimdi bazı oyunculardan kastım şu, aslında 6 tane oyuncu, tabii hepsi gitsin istemiyor Fenerbahçe ama teklifler gelirse bu oyuncularla vedalaşılabilir düşüncesi hakim. Yani teknik ekiple yönetim arasındaki görüşmede. Bunlardan bir tanesi Batshuayi. Biliyorsunuz o gitmek istiyor zaten. Gelirse teklif. Onunla ilgili de İngiliz basınından gelen çok enteresan bir haber var. Onun yerine ya Galatasaray ya Fenerbahçe'ye gelecek denilen bir dünya yıldızı var. Hemen onu söyleyelim. Ryan Kent için 3 takım İngiltere'den teklif yapıyor. Hull City, Sheffield United ve Leeds United. Gittiği artık kesinleşen oyunculardan bir tanesi. Miha Zajc'la ilgili de benzer bir durum var. Eğer teklif varsa gidebilir diyor deniliyor. Tıpkı Crespo gibi. Lincoln Henrique'nin de sözleşmesinin feshedilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu oyuncular. Bunun dışında bir oyuncu daha var ki Bartu Elmas büyük umutlarla gelmişti. Fakat forma şansı bulamadığı için yani sadece forma şansı bulamadığı için gitme isteği var. Belki onunla ilgili de farklı bir tasarruf oluşabilir. Onu da özellikle söyleyelim. Yani Fenerbahçe'de ciddi bir değişim süreci yaşanabilir. Ha bu oyuncular gitti diye bir şey yok. Eğer teklifler gelirse değerlendirilecek diye söylememiz gerekiyor. Onu özellikle vurgulamam gerekiyor. Bu noktadan enteresan bir İngiliz basınına yansıyan iki tane çok önemli haber var. Onları sizlerle paylaşacağım. Bunlardan bir tanesi Victor Lindelof. İngiliz basınına göre Lindelof Fenerbahçe'ye teklif edildi Lindelof. Biliyorsunuz Lindelof Manchester United'ın stoperi yani gerçekten de önemli bir stoperdi. Bu sezon 18 maçta 1 gol 1 asistle 1331 dakikada oynadı aslında. Fakat oyuncunun ayrılma isteği var. Belki de orada farklı bir isme yöneliyor Manchester. Daha uygun bir isme yöneliyor. Ve menajerleri de şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki isterseniz size verebiliriz diyorlar. Tabii ki şöyle bir gerçeği de vurgulamamız lazım. 2024'te sözleşmesi sona eriyor Lindelof'un. Yani bu arada giderse kulüpte bir para kazanabilir. Oyuncu da zaten hani kendisini hani 1,5-2,5 yıllık bir sözleşme güvencesi altına almak istiyor. Bunu da özellikle vurgulamamız gerekiyor. Hemen Lindelof'la ilgili size yanlış bilgi vermemek için hemen şöyle bir kez daha bakıyorum ki Victor Lindelof biliyorsunuz bir de onun bir özelliği var. O 2024'te sözleşmesi sona eriyor. Bir sene uzatması var. Demek ki uzatmayı yapmayacak Manchester ki menajeri ayrılmayı teklif ediyor. İsveç milli takımının formasını da giyiyor. Hatta 64 kez giymiş ve 3'te golü olduğunu söyleyelim. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Victor Lindelof da Fenerbahçe'ye önerilen stoper. Ama Fenerbahçe'de bizim söylediğimiz gibi 1 numarada Çağlar Söyüncü, 2 numarada Stefan Savic var. Bunu özellikle söyleyelim. Bu iki oyuncudan biri olacak. Rade Krunic konusunda da gelişmeleri şöyle söyleyelim. Milan'la ilgili sorun çözümlendiği anda bir kez daha söyleyeyim. Rade Krunic Fenerbahçeli olacak. Kendisinden, menajerinden yana herhangi bir sıkıntı yok.
ve zaten takım içerisindeki oyuncular da onun gelmesini istiyor. Ve şimdi çok hani bir ara dedik ki Anthony Martial'i istedi, vermiyor Manchester United. Timo Werner konusu var dedik ama İngiliz basını, İngiltere'den Talk Sport Radyosu enteresan bir haber gündeme getirdi. Ve onların söylediğine göre Roberto Firmino ya Fenerbahçe'ye ya Galatasaray'a gelecek diyor. Tabii ki bu haber hani onların haberi. Yani ben bu konuda bir duyum almadım ama sonuç itibariyle böyle bir haber varsa onu da sizin bilmeniz açısından bu videoya taşıyorum. 19 maçta 3 gol 2 asisti var oyuncunun. Çünkü oyuncu biliyorsunuz gerçekten de hani Liverpool'daki başarılarıyla çok çok önde bir oyuncuydu. El Ahli'den Türkiye'ye gelmek istiyor. O Suudi Arabistan'dan bir kaçış var, onu da söyleyelim. Evet, beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni bir yıl herkese mutluluk, huzur ve başarı getirsin.